Bak bir dakika. Buyurun müdürüm. Yaklaş. Yakıştı mı bu yaptın sana? Bir öğrenciye yakıştı mı? Seni bunun için mi okula yolladılar? Kaldır başını. Yüzüme bak. Hapiste bir sürü adam var. Hayata yeniden başlamak gibi bir şansları yok. Olsa hepsi senin yerinde olmaya can atar. Bu okul formasının içinde olmaya. Ama sen kalktın, onlara özendin. Bu işte bir yanlışlık yok mu delikanlı? Öğrencileri konferans salonuna topladım. Bir konuşma yapacağım. Katılmak ister misiniz? Siz de birkaç şey söylerseniz eminim çok yararı olacaktır. Elbette. Buyurun. Anne. Hı. Tekin abimin eli bıçakla yarıldı ya. Hı. Hastaneye götürmüşler dikiş atmaya. Vallahi inanmazsın, kanı siyah beyaz aktı. Bir de yemin ediyor. Yürü hadi. Gözümle gördüm ya anne. Hadi oğlum, hadi arkadaşlarının yanına, aman. Öğretmenlik mesleğine Kayseri Lisesi'nde başladım ben. Tarihi bir lisedir. Kuruluşu 1893. Lisenin bir kütüğü vardır. O kütüğe her yıl mezun olan gençlerin isimleri işlenir. Lisenin kütüğünde 1920-1921 ders yılına ait bölümde aynen şunlar yazılıdır. Son sınıf öğrencilerimiz olan 62 kişi Sakarya Meydan Savaşı'na katılmak üzere cepheye gidip tamamı şehit düştüğünden bu öğretim yılında okulumuz mezun verememiştir. Onlar da lise öğrencisiydi. Onlar bu ulusun bağımsızlığı için canlarını seve seve verecek kadar cesaret sahibiydiler ve yiğittiler. O zamanlar delikanlılık diye bir şey henüz bilinmiyordu. Buyurun Sayın Valim, söz sizin. Bildiğiniz gibi biz Karasu'nun üstüne bir köprü yapmaya çalışıyoruz. Bütün bir şehir bu yüzden seferber. Ancak şimdi içimde bir endişe var. Acaba bu köprüyü yapmakla biz hata mı ediyoruz? Gencecik insanlar birbirlerine bıçak çekecek kadar aralarındaki gönül köprüsünü yıkmışsa biz Karasu'nun üstüne 100 tane köprü diksek ne fayda?